Mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün sizlere yine bir uygulamanın kullanımından bahsedeceğiz. Ekibime ben sizler için faydalı olabilecek bütün mobil uygulamaları kanalımızda çekiyoruz. Bildirim zilini açabilirseniz çok mutlu oluruz. Haydi videomuza başlayalım. Merhabalar Mobil Uygulama Videoları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle mobil Deniz Uygulamasında Deniz Hesap ve Mevduat Biriken Hesabın ne olduğundan bahsedeceğiz. Nasıl açarız, nasıl işlemler yaparız bunlara bakacağız. Hazırsanız videomuza başlayalım. İşlemler menüsüne giriş yapıyorum. Hesap işlemleri, vadeli hesap işlemleri ardından vadeli hesap aç diyorum. Burada hesap türünden Deniz Hesabı tercih ediyoruz. Öncelikle Deniz Hesap nedir bundan bahsedelim mevcut vadeli veya vadesiz hesabınızdaki parayı örneğin burada benim kaynak hesaplarımdan vadesiz hesabımı tercih ettim. Bunun içinde olan bakiyeyi hem günlük nakit çekim işlemlerinde EFT işlemleri gibi fatura ödeme işlemleri gibi veya nakit çekim işlemleri gibi bu tür işlemlerde de aynı zamanda da faiz getirisi kazanabileceğim bir işlem olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yani aynı anda hem faiz getirisi kazanıyorum hem de nakit çekim işlemlerini gerçekleştirebileceğim bir hesap buradan kaynak hesabımızda bakiye bundan TL hesabımızı seçiyoruz ardından tutar giriyoruz bu tutar girdikten sonra bize özel bir faiz oranı açıklanıyor bu faiz oranına sadık kalarak örneğin 5 ay paranızın tamamını çekmeyecek şekilde birikim yaparak aynı anda hem hesaba para aktarabilirsiniz veya para çekebilirsiniz arkadaşlar tutar girdikten sonra hesap ismi giriyoruz ardından devam diyoruz bu sayede deniz hesabını açmış oluyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 5000 TL'ye faiz oranının normalde 14.50 olması gerekirken tanışma faiz oranı ile birlikte 21.0'a çıkıyor bu faiz oranı. Tanışma faiz oranı bir aylık süre için geçerli arkadaşlar. Bir aydan sonra faiz oranı 14.50'den sabit kalacaktır. Evet böylelikle deniz hesabımızı açabiliyoruz. Evet hemen mevduat biriken hesaba bakalım. Mevduat biriken hesapta arkadaşlar her ay düzenli olarak bir gün tercih ediyorsunuz bu ödeme sıklığında tercih ettikten sonra bu ödeme sıklığı arasında düzenli ödeme gününüzü tercih ettikten sonra hesabınızda bulunan bakiyeyi vadeli hesabı aktarıyorsunuz. Bu sayede her ay birikim yapma şansına sahip oluyorsunuz. Aynı zamanda da faiz oranlarından yararlanıyorsunuz arkadaşlar. Burada düzenli ödeme kaynağından vadeli hesabınızı veya kredi kartınızı tercih edebilirsiniz. Örneğin bu ay sıkışıksınız ama kredi kartından yatırım yapma şansınız var. Kredi kartını tercih edebilirsiniz. Ardından düzenli ödeme günümüzü tercih ediyoruz. Burada maaş gününüzü tercih etmenizde faydalı olabilir. Örneğin ayın 15'inde maaş alıyorsunuz. Ödeme sıktığında buradan 3 ay yapalım. Başlangıç miktarı olarak 1000 TL diyelim. Ardından düzenli ödeme tutarını da 500 TL yapalım. Evet kurtaran hesap kullan seçeneğinden evet veya hayır diyebilirsiniz vade süresinin 3 yıl olduğunu görmekteyim. 1 yıl için geçerli olan faiz oranı 16.75 arkadaşlar. 3 yıl boyunca düzenli olarak ayda veya 3 ayda bir 500 TL aktarırsanız her ayın 15'inde siz özel faiz oranına yanılabilirsiniz. Bu sayede birikim yapmanız daha kolay olabilir arkadaşlar. Evet hesabımıza isim verdikten sonra devam ediyoruz ve vadeli hesabımızı açabiliyoruz böylelikle. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Bir mobil uygulama videoları kanalının sonuna daha geldik. Ben Eyüp Esen ve ekibim sizler için kaliteli ve faydalı olabilecek birçok mobil uygulama videosunu bu kanalda çekiyoruz. Siz de destek olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tabii ki de bildirim zili abone olmaktan daha önemli. Şimdilik hoşçakalın.